Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Yayını an itibariyle açtığımda şu anda savaş haberleri peş peşe son dakika olarak telefonlarınıza düşüyor olmalı. Ve piyasayı eğer biraz takip ediyorsanız çok ciddi sert hamlelerin özellikle 24 saat açık marketlerde gerçekleştiğini görebilirsiniz. O nedenle burada çok önemli bir durumdan geçiyoruz. Birincisi özellikle İsrail'le zaten uzunca bir süredir Filistin'in kendi arasındaki savaşı devam ediyordu. Şimdi bunun üzerine bir de İran'ın işin içerisine girmesi ile işler biraz karıştı. Şimdi durumda belli çetrefilli şeyler var. Ben hemen TradingView'dan acaba Amerika'da dolar buna nasıl tepki verdi diye. Ben haftanın başından beridir şunun altını çiziyor muyum, çizmiyor muyum? Ne diyoruz biz? Bizim bayram haftamızda biz el öperken, güzel günler geçirelim diye ailelerimizle paylaşırken çok farklı dramlar yaşanıyordu dünyanın bir tarafında. Ve çok da uzağa gitmenize gerek yoktu gerçekten. Bir de diğer tarafta Amerika tarafında çok ciddi ekonomi anlamında hareketlilikler vardı. Nitekim böyle olunca işler biraz kızıştı. Amerika tarafında enflasyon geldi dedik. Yayını kaydedeceğim için sonra da izleyebilirsiniz. Enflasyon geldi dedik. Enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. 3,2'den 3,4'e değil 3,5'e çıktı diye bir anda piyasalar alt üst oldu. Birkaç tane önemli konu var. Ardından Perşembe günü üretici enflasyonu geldi. Üretici enflasyonu beklentilere göre birazcık daha düşüktü. Ama sonrasında Cuma günü bir anda OPEC artı ülkeleri dediler ki biz bu işi birazcık daha farklılaştıracağız ve bu petrol arzından dolayı, Orta Doğu'nun karışmasından dolayı sıkıntılarımızı dile getireceğiz. Büyük ihtimalle de arzda talepte bir değişiklik yapabiliriz. Nitekim Mart ayında petrol arzı günlük olarak 411 bin varil artmış. Yani fazla üretmişler. Şimdi bundan sonrasında Brent tipi petrolün de 90 dolara uzunca bir süreden sonra gelmesiyle işler biraz daha kızışacak gibi. Altın sabah saatlerinde 2400 dolara kadar çıktı onsu. Bu ons için çok önemli çünkü bir rekor anlamına geliyor. Peki bu neden? Altın, gümüş, emtialar neden böyle bir şey gerçekleştiriyor? Çünkü savaş gittikçe kızışıyor. Özellikle İran Dışişleri Bakanı'nın bundan sadece birkaç saat öncesinde artık ara buluculuk dönemi bitti demesiyle İran'ın savaşa katılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ve nitekim şu anda Lübnan tarafından, İsrail'in tepesinde İran tarafından, Hizbullah tarafından İsrail'e çok ciddi saldırılar gerçekleşiyor. Hemen buna piyasalarda etki verdi. Dolar endeksinde 106 bini görüyoruz. 104.200'lü seviyelerdeydi. 10 yıllık tahvil faizinin 4,50. Çünkü bugün piyasalar sonuçta ne olursa olsun Amerika tarafında hala açık. Son 3-4 saatlerine girdiler. O nedenle yine de ne oluyor? İşin içerisinde biraz daha Amerika'nın etkisi de var. Amerika özellikle ABD ve İsrail'in yakınlığından dolayı şimdi yavaş yavaş uyarılar gelmeye başladı. Amerika vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Aynı zamanda Almanya, Fransa, Avrupa özellikle Filistin'in bir devlet olarak resmen açıklanmasını ve kabul edilmesine de sıcak bakıyor gibi gözüküyor. Aşağıdan gelenlere bakıyorum. Şöyle söyleyeyim. Altın neden düştü? Çünkü yatırım araçları rekor seviyelere çıktıkları zaman ondan sonra bir ufak düzeltme gerçekleştirirler. 2400 dolardan 2338 dolara düşmüş olması bu bir düşme demek değil. İşte 2338 dolar dedim gevşet. Gevşeyebilir ama yıl sonuna kadar gerek Bank of America gerek JP Morgan lütfen Google'a yazdığınızda bunu göreceksiniz. 3000 dolar bekleniyor. Çünkü genel olarak Orta Doğu'daki kızışmalar kolay kolay bitmez. Nitekim bir zaman sonra 1-2 hafta eğer bu İran saldırısı devam ederse ayrı. 1-2 gün içerisinde bu gerilim indirilirse ayrı. Ama pazartesi günü bizim bayramdan çıktığımızda eğer savaş hala körü körüne devam ediyorsa bizim borsamızda gelişmekte olan borsaların tamamından çıkışlar gerçekleşecek. Şu anda S&P 500 bak güçlü duruyor 1,58'lik düşüş var ama diğer Bitcoin'e altını en fazla zorlayan şey dolar endeksinin artmış olması. Altının dolar endeksi 104.200'den 106.013'e kadar çıktığında sadece 60 dolar geriye çekilmiş olması hiçbir şey değil. Lütfen yatırımlara bu gözle bakın. 1000 lira, ben şunu çok fazla görüyorum. 1000 lira 2000 lira kaybettim diye o fonu zararına satmaya hazır yatırımcı adayları var. Onlar yatırımcı adayı olamazlar ancak aday adayı olabilirler. Nitekim dolar endeksi çıktı ve
gerek Total 1 gerek Total 2 Total 3 kripto tarafından çok ciddi satışlar var. Savaşın piyasayı etkileyeceği kesin. O nedenle burası düşükten toplamak, aldığınız altcoin'leri, hikayesine güvendiğiniz altcoin'leri alttan toplamak için mantıklı. Benim elimde Onda olduğunu, Arbitrum olduğunu, Ripple olduğunu, Doge olduğunu zaten ben her seferde söylüyorum. Ve paycım bir de IEVO olduğunu. Bunların hepsi yaklaşık %20-25 oranında gerilediler ve ben aşağılardan alabildiğim kadar aldım. Ama yine de öyle çok büyük düşüşler beklemiyorum. Yani çok büyük düşüşler beklemiyorum. %50'lik bir düşüş beklemiyorum. Ama %25'lere 30'lara kadar alımlarımı devam ettireceğim. Bir yerden sonrasında da ben böyle karar verdim deyip yatırım stratejimi devam ettireceğim. Ben bu savaşın etkisiyle beraber tabii ki de belli zararlar göreceğimizi düşünüyorum ama pazartesi salıya kadar toparlama olacağını ve Bitcoin ATH'ında Bitcoin halvinginden yarılamadan öncesinde bir ATH görme ihtimalimizi hala bekliyorum. Belki biraz sonrasında, belki biraz öncesinde. Halving nedir derseniz de onu da söyleyeyim. Halving önceden bir birim enerji veriyorsanız bir Bitcoin alabiliyordunuz madenciler için. Şimdi bir birim enerji verdiğinizde yarılama 4 yılda bir gerçekleşiyor. Yarım Bitcoin alıyorsunuz. Bugün daha da az bir Bitcoin çıkartımına destek olacak. Gene aynı enerjiyi sokacaksınız ama her 4 yılda bir aldığınız mahsulün yarısını alıyorsunuz. Halving bu ve genel olarak boğa sezonları halvingi takip eden 1-1,5 sene içerisinde gerçekleşir. Hong Kong'un da pazartesi veya salı günü Ethereum ETF'leri ve Bitcoin ETF'lerini onaylaması bekleniyor. Sonuçta Asya tarafında birazcık daha farklı bir durum var. Şimdi ülkelerden peş peşe iyi niyet, lütfen bunu işte yavaşlatalım, yapmayalım, etmeyelim açıklamaları gelecek. Amerika'nın buradaki tutumu çok önemli. Demokrat bir yönetici olduğu için Biden İsrail'i koruyacak mı, destek mi olacak bilmiyoruz ama İran'da çok ciddi sıkıntıları var ve Amerikan istihbaratının da şu anda duruma müdahale etmek üzere olduğunu biliyoruz. O nedenle durum böyle. Panik olacak herhangi bir şey yok. Bitcoin 66.578'de 64.200'ü kırar, 59.000 dolara kadar gidebilir. 59.600 dolar geçen seferki düzeltme alınmadı. Ama dediğim gibi sıkıntı yaratacak herhangi bir şey yok. Savaşın piyasayı vurduğunu, felaket tellallığı yapmaya gerek yok. Sonuç olarak da Orta Doğu tarafının gerilmesi çok önemli. Ve Orta Doğu tarafındaki sıkıntılar da bize hemen yansıyor. Şöyle söyleyeyim. Bitcoin dominansı 55'te, yani eğer bir artış olduğunda Bitcoin düştüğünde altcoin'leri daha çok ezeceği anlamına gelir. Artış olduğunda Bitcoin arttığında altcoin'ler daha az hareket edecek anlamına gelir. Ben pozisyonlarımda bir şey değiştirmedim. Sadece eklemeler yaptım. Ve şu anda çok büyük isimler de hepsi malda oldukları için yani o kadar fazla da dengeyi bozmanın veya pişmiş aşağı su katmanın anlamı yok. S&P 500'deki düşüş derinleşiyor. Şimdi Amerika tarafından gelecek olan açıklamalar da tabii borsaların genel gidişatında hareketleri bize gösterecek. Ama şöyle söyleyeyim, Türkiye borsası eğer ki pazartesiye kadar bu gerilim hafta sonu boyunca devam eder ve pazartesi bir de bayram sonrası olması da çok drastik. İran biraz onu böyle bekletmiş gibi gözüküyor. Bayram sonrasında bir sürpriz gibi İsrail'e ve İran menşeli bir kanalda da Yasin'le beraber sağlarını sollarını kuşattık artık gerçeği göremeyecekler diye bir video yayımlandı. İran askeri gücü olarak, parası olarak, duruşu olarak çok sert. Normalde İran'ı savaşa çekmek çok zor ama arkada atılan yani Rusya, Ukrayna, Filistin, İsrail kısmında çok ciddi bir sıkıntı yaşanacakmış gibi gözüküyor. Yani yarın da zaten buradayız. Yayınlar açılacak. Ama bu akşam gelecek olan haberlerle beraber çok ciddi piyasada sert düşüşler görebiliriz. Ben satış için değil, aşağıdan toplamak için faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama piyasanın savaşa tepki vermemesi zaten imkansızdı. Altın tarafında gram altın hala alınır mı derseniz gram altın hala alınır ama yıl sonuna kadar bekleteceksiniz. Bir de eğer bir hafta sonra bir ödemeniz varsa o zaman dolar almayın. Onu para piyasası fonlarına koyun. Çünkü dolar alıp satma konusunda 30 Nisan çok önemli bir milat olacak. Eğer ki 30 Nisan 2024 tarihindeki Merkez Bankası toplantısında tekrar faiz arttırılırsa ki ben o tarafta bekliyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri eriyor ve rezervlere ihtiyacı var. Aynı zamanda İran'ın, İsrail'in, işte Lübnan'ın falan seçilmesinin nedeni ve altının bu kadar değerlenmesinin nedeni bu ülkelerin ellerinde tuttukları
altın oranları. O nedenle eğer ki savaş derinleşir ve bu insanlar paraya çevirmek için rezervlerinden satış olursa altın da yine bundan kötü etkilenebilir. Ama altın bu gibi gergin ortamlarda her zaman değerini koruyacaktır. O nedenle gergin bir gece, bayram tatsız bitmek üzere özellikle Orta Doğu'dakiler için lütfen kendinize dikkat edin. Yayını kapatıyorum. Yorumlara hiçbir zaman itibar etmeyin bu canlı yayınlarda. Herkes kendi sazını tıngırdatıyor. Siz önemli olan bilgiye odaklanın. Kendinize dikkat edin. Moralinizi bozmayın. Balık gibi debelenmeyin. Bakmayın. Düşüyor şu anda piyasa. Siz sadece sakin kalın. Görüşmek üzere.